Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden araştırmacılara hızlı destek ve ileri araştırma projeleri müjdesi. Son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla bilimsel makale ve araştırma sayısında önemli artışlar sağlayan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, proje yapan öğretim üyelerine desteğini arttırmaya devam ediyor. Proje destekleriyle ilgili görüşlerini aldığımız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metehan Uzun şunları söyledi. Her iki proje çeşidi aslında araştırmacıların uzun zamandır talep ettiği ve en son üniversitemizin hem dekanlar hem de yüksekokul müdürleriyle bütün yöneticilere yaptığı istişare toplantılarında da en fazla öne çıkan iki konuydu. Şu açıdan mevcut bizim şu anki proje portföyümüze baktığımızda en çok talep edilen projenin bağımsız araştırma projeleri olduğu görülüyordu. Bunların bütçeleri de ortalama maksimum 20 bin TL civarında bütçesi oluyordu. Ama sonuçta bu proje türünün değerlendirme süreci ve bütçe sınırlaması yönünden bir takım dezavantajları vardı. Hem de bu bütçe kaleminde ödenebilecek malzeme veya hizmet alımı şeklindeki kalemler yönünden de öğretim üyelerinin istediği şeyleri gerçekleştirememesi söz konusuydu. Biz bu her iki eksikliği giderebilecek iki farklı proje çeşidi üzerinde çalıştık. Bunlardan bir tanesi hızlı destek projeleri. Hızlı destek projeleri mevcut düzenleme ile artık sadece BAP komisyonunun değerlendirebileceği, hakeme gönderilmesine gerek duyulmayacak kadar küçük bütçeli, çok hızlı cevap verilebilecek, bir ay ve iki ay içerisinde öğretim üyelerimizin, araştırmacılarımızın sonuç alabileceği proje kalemleri bunlar. Burada biz şunu öngörerek bu hızlı destek projelerini çıkardık. Araştırmacılar bazen yürüyen bir çalışma, başka bir kurumdan veya bizim BAP'tan destekli bir projesinde bazen cihaz arızalarıyla karşılaşabiliyorlar. Veya ellerindeki bir sonuçları başka bir laboratuvarda ücretsiz analiz etme fırsatı yakalamışlar ama o şehre gidebilecek, il dışına çıkabilecek yolluk veya diğer kalemlerde ki maliyetleri karşılamakta zorlanabiliyorlardı. Biz hızlı destek projelerini veya ellerinde daha önceden temin ettikleri bir takım analizleri kit alarak, numunelerden kit alarak bir analiz yapma ihtiyacı hissettiklerinde bunu karşılamakta zorlanıyorlardı. Bu amaçla öğretim üyelerimizin kullanabileceği, çok hızlı cevap verilebilecek ve ellerindeki numuneleri en iyi şekilde değerlendirip bir proje kalemi oluşturalım diye düşündük. Hızlı destek projelerini biz bu nedenle çıkardık. Bunun çok büyük katkı sunacağını ben üniversitemizin uluslararası indekslerdeki yayın ortalamasını önemli bir oranda arttıracağını bekliyorum. Çok talep alacağını da ben düşünüyorum. Tabii araştırmacı arkadaşlarımızın, proje yapacak arkadaşlarımızın bu projelerden faydalanabilmesi için de mevcut daha önce 3 olan proje sınırının dışında biz hızlı destek projelerini tuttuk. Böylelikle her isteyen araştırmacı bir hızlı destek projesi verebilecek. Hatta eğer aldığı bir hızlı destek projesinden uluslararası indekste taranan dergilerde bir makale ürettiğini belgelerse, beyan ederse bize bir ikincisini daha aynı araştırmacıya verme şansı, fırsatı da tanıdık. Böylelikle ama tabii bu ikiden daha fazla olmayacak. Bugünkü toplantımızda da BAP komisyonu toplantısında bunların bütçesini belirledik. Bunu da buradan ilk defa duyurmak istiyorum. 5000 TL'ye kadar biz araştırmacılarımıza bu desteği verebileceğiz. Ki bunun %50'sini yolluk olarak da kullanabilecekler. Yani bir başka üniversitenin, araştırma merkezinin veya yurt dışındaki bir üniversitenin laboratuvarında analiz için ücretsiz bir analiz fırsatı yakalamış bir arkadaşımız 2500 liraya kadar yolluk alarak rahatlıkla o ülkeye gidip bu analizlerini yapabilecek ve sonuçlarını değerlendirebilecek. Tabii arkadaşlarımızın bir diğer talebi de çok yüksek bütçeli projeler konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve bunun çözülmesini istiyorlardı. Bu amaçla da biz ileri araştırma projesi kalemini veya çeşidini ortaya koyduk. Ama ileri araştırma projelerindeki konseptimiz hızlı destek veya bağımsız araştırma projesinden biraz daha ileride bir konsept buna belirledik. Çünkü çok ciddi bir rakamlarla bunları desteklemeyi düşünüyoruz. Bugünkü toplantımızda onun da kararını aldık. Ben gene onun da müjdesini bütün üniversitemize ve arkadaşlara vermek istiyorum. 100 bin TL üst sınırı var bu projelerin. Tabii bunların değerlendirme süreçleri hem hızlı destekten hem bağımsız araştırma projesinden biraz daha farklı olacak. Bir de bir yıl içerisinde ileri araştırma projesi bizim destek limitlerimizi de belirlememiz gerekiyor.
Çünkü BAP projemiz, bütçemiz sonuçta bir sınırı söz konusu. 100 tane veya 50 tane ileri araştırma projesi destekleme şansımız yok açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla da bir puanlama sistemi getirip mesela işte bir yılda en yüksek puanı alan 5 ya da 10 tane ileri araştırma projesini biz desteklemek istiyoruz. Burada da biraz adaletli bir dağılım olması açısından da fakülteler arası, 3 fakülte arasının işbirliğini öngören veya 3 bölüm arası işbirliğini öngören projelere daha yüksek puanlar vermeyi düşünüyoruz. Böylelikle araştırma yapan, proje yapan öğretim üyelerimizin birbiriyle tanışmalarını, birbirinin bölümlerin, fakültelerin imkanlarından diğer öğretim üyelerimizin hem haberdar olmasını hem de faydalanmasını teşvik etmek istiyoruz. Ve bu esnada da herhangi bir bölümümüzün ciddi bir cihaz veya bir altyapı ihtiyacı varsa söz konusuysa bunu da bu projelerden yüksek bütçeli rakamlara ulaşarak karşılama düşüncesindeyiz. Ben her iki projenin de bizdeki üniversitemizde zaten ciddi bir proje yapma kültürü var. Hem TÜBİTAK projelerinde hem BAP projelerinde üniversitemiz Türkiye'deki diğer üniversitelere göre oldukça iyi bir noktada. Bunu çok daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Ve böylelikle belki biz hızlı destek projelerini de hayata geçirince üniversitemizde projesi olmayan herhangi bir öğretim üyesinin kalmayacağını tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Böylelikle bunların tabii 1-2 yıl içerisinde de üniversitemizin uluslararası indeksli yayın ortalamasında da bir artışa, bir yol açabileceğini ve yine bu projelerle olan hareketlilik sayesinde de hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde üniversitemizin daha tanınır, daha bilinir hale geleceğini, hatta yavaş yavaş şu anda çok istediğimiz düzeyde olmayan uluslararası alandan üniversitemize post doktor, doktora çalışmaları için öğretim üyesi talebini de ben arttıracağını düşünüyorum.